يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الدرس الخامس والستون من سورة آل عمران نسفي تفسيرنن آل عمران سورسنن 65. ve 162. dersini okuyoruz. Efemeni tebe'e ridvanellahi. Allah'ın ridvanına tabi olan kişi kimdir? Ridvan ne demek? Ey ridallahi. Ridvan mester, başka bir mester olan rida manasınadır. Peki Allah'ın ridasına kim tabi oluyor? Tabi olanlar kimlerdir? Gile humul muhacirune vel ensaru. Bir gile göre onlar muhacir ile ensar. Oldu. Kime göre? Uhud'da katılanlardır. Ama bu dilenin söylediği çok yerlerde bu geçiyor. Yani sanki Yüce Allah diyor muhacir ile ensarlar kemmen ba'e bi sehetin minallahi. Allah'ın sehetiyle gadebiyle Uhud'dan dönenler gibi olur mu? Onlar kimler? Vahumul munafikune vel kuffaru. Onlar da münafıklar ile ne diler? Kafirler diler. Yani ki ennehu Müslümanlar ile münafıklar, kafirler bir olur mu? Hayır, olamazlar. Efemendeki istifam inkaridir. Efemeni tebe'e ridvanallahi kemen ba'e bis sakati minallah. Bakın efemen tebi'e demedi. İttebe'e. İttebe mübalağa ifade eder. Böyle tekellüfle, son gücüyle, kuvvetleriyle Allah'ın ridasına ne olmuşlar? Tabi olmuşlar. Oldu. Ve me'vâhum cehennem. Bunların gidecekleri yer, bunların mercileri nedir? Cehennemdir. Me'vâhudeki hu, mene gider, mana itibariyle değil de, lafız itibariyle. Ve bi'sel mesîru el merci'u. Ve bi'sel mesîru el merci'u. Cehennem ne kötü bir nedir? Mercidir. İşaret etti ki bi'senin mahsusu bizzemmi mahzuftur nedir? El merci'udur. Ne biliyoruz ki mahsusu bizzem el merci'udur? Makabil karinesiyle ve me'vâhu cehennemu karinesiyle. Oldu mu? Ayet ne diyor? Allah rızasına tabi olan, rızasını gözetleyen ile Allah'ın gadabıyla dönenler aynı olamazlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Cehennemde ne kötü bir mesirdir. Yok, ben yanlış söyledim. Ve bi'sel mesiru el merci'u. Mesir, merci' manasındadır. Mahsusu bizden mahzuftur. Nedir? Cehennemudur. Makabrın karinesiyle mahsusu bizden nedir? Abdülmennan cehennemdir. Oldu. 162. ayet bu şekil bitti. 163'e geçiyoruz. Hum derecatun indallahi. Onlar Allah katında nedirler? Derecedirler. Ne demek barış? Onlar nasıl derece oluyorlar? Bak derece mertebe demek. Gaye, dereceler nasıl birbirinden farklıysa, cennetteki dereceler nasıl birbirinden farklıysa, onlar da birbirinden nedirler? Farklıdırlar. Anlıyorsun Mücahit? Hum onlar, derecatun indallahi. Hum muhtıda, derecatun haber olur. İndallahi derecatunun sıfeti. Ne demek onlar Allah katında derecedirler? Gaye hum mutefavitune.
onlar farklıdırlar. Durumları, konumları, amelleri, itikad, inanç dereceleri farklıdırlar. كَمَا تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُ Dereceler birbirinden farklı oldukları gibi onlar da birbirlerinden nedirler? Farklıdırlar. Buna teşbihül belir denirler. Zeydun Esedun. Zeydun ki Esed'in demiyor. Edatü teşbih hasbe giderse Zeydun Esedun oradan teşbih mübalağayı ifade eder. Yani o kadar Zeyd Esed gibidir sanki Esed'in kendisi gibi kendisi olmuş. Artık Esed gibidir demiyoruz. Zeyd Esed'dir diyoruz. Oldu mu? Teşbihin erkanları kaç? Dört. Nedir? Müşebbe. 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 Edat teşbih. Vecuh şebbe. Ha. Vecuh şebbe. Edatü teşbih. Çok yerlerde ne oluyorlar? Hasbe gidiyorlar. Edatü teşbih hasbe gitmeyle ne oluşur? Mübalağa oluşuyor. Ya öyle deriz, teşbih alasebil mübalağa var deriz. Ev zevu derecatin yahut da hum derecatun orada bir mudaf mukader nedir? Zevudur. Onlar derecat eshablarıdırlar. Derecat nedirler? Eshablarıdırlar. Tete bitti. Oldu. Vel mana hum derecatun indallah. İster hum mutefavitun kema tetefavetu derecat olsun. İster zevu derecat olsun. Mana nedir? Tetefavetu tefavetu Vel mana, mana budur. Hani dereceler farklı diyoruz ya. Hı hı. Bakın burada farklı olan dereceler nedir? Vel mana, tefavutu menazilil musabine minhum ve menazilil muakabine. Anlaşıldı değil mi? Yani mana budur. Hani dereceler farklı diyoruz ya. Evet. Sevap alanların dereceleri ko Müslümanlar, azablananın menzilleri nedir? Farklıdır. Cennet ehlinin dereceleri ile cehennem ehlinin menazilleri aynı değil. Vel mana, mana nedir? Tefavutu menazilil musabine minhum ve menazilil muakabin. Anladınız değil mi? Mücahit anladın? Hı. Tamam. Aslında burada teğrib var. Derecat yukarı doğru olan mertebelere derecat denilir. Aşağı doğru olanlara derekat denilir. Burada ikisine bu manaya göre ikisine derecat denilmiş teğrib yoluyla. Onun için tefsir ederken ne dediği barış? Tefavutu menazilil musabine minhum ve menazilil muakabin dedi. Oldu mu olmadı? Evet tefavutu beyne sevabi vel ikabi. Buradaki tefavut menzileler arasında değil ya ikab ile sevap arasında. Yani derecatlar farklı. Sevap ile ikab farklı. Peki buna göre derecatlar iki tane olur. Biri sevap, biri nedir? İkab. Ceme ikiye de itlak edilir. Buna hani ceme mantıki diyoruz ya, bu odur. Vallahu basirun bima ya'melun. Allahu Zülcelal onların yaptıklarının neysidir? Besiridir. Bakın besir iyi bilendir. Mübalağa sırasıdır. Basirun, onların yaptıklarının neyidir? Besiridir. Yani kullarının bütün amellerinden nedir? Haberdardır. Ne demek?
Alimun bi amalihim ve derecatiha. Amellerini de bilir. O amellerin, hangi amelin derecesi neyse onu da bilir. Peki ameli biliyor, amellerin layık olduğu dereceyi biliyor ise, o zaman feyücazihim, kullarını cezalandırır. Ala hesabiha, derecatların hesabına göre. Feyücazihim ala hesabiha. Anlıyorsunuz değil mi? Allah onları amellerinin hesabına göre cezalandırır. Yani amel ne ise ona layık olan ceza ne ise onu verir. Çünkü amelleri de bilir, amellere layık olan cezayı da bilir. O zaman amellere göre onları ne eder? Cezalandırır. 63. ayet, 163. ayetten bu şekil bitmiş oldu. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Basirun alimun diye tefsir etmesi ilmin bir nev'i olduğu için mi? Basar, basarla sem' ilmin bir nev'i diye. Yok, burada hani basir, hani basiretten gelmedi. Ona işaret etti. Beserden değil. Yani onların amellerini görüyor değil. Onların amellerini biliyor. Hu buna işaret etti desek daha yerindedir. Bak basir, yani buradaki basiretten gelmedir, beserden değil. Yani gözle görür değil. Yani kalple görür. Kalple görmek ne demek? Bilmek demektir. Yani Allah amellerin basiridir, görür değil, bilir demektir. Anlamadın? Tamam. Laqad mennallahu alel mu'minin. Bak lam-ı cevabı kasem. Kasem oldu mu tehkid olur. Kad oldu mu yine tehkid yapar. Laqad mennallahu alel mu'minin. Allah müminlere ne etti? Mümin kullarına minnet etti. Peki minnet mezmumdur. Nasıl minnet kendine nispet etmiş? Minnet abde nispet ederse mezmumdur. Halık'a minnet nispet edilirse bu medhdir. Bu zem mezmum değildir. Ve lehul kibriya. Kibriyadır, azamettir. Yani Allah verdiği nimetlerini ad ederken, minnet ederken kullun menfaatinedir. Yani kul bu nimetlerin farkında olsun da Allah'ın minnetini bilsin ki karşılıksız bırakmasın, şükürsüz bırakmasın. Peki alel müminine, müminlerden murat kim? Alam men amene. Kimse, o kimseler ki ne etmişler? İman etmişler. Kiminle? Ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah Resulü ile iman edenler kimler? Min kavmihi ku Allah Resulü'nün neyidirler? Kavmidirler. Oldu. Ve hassel mu'minine minhum. Ya Allah sadece müminlere minnet etmemiş. Minnet demek ihsan demek. Sadece mümin kullara mı iyilik yapmış? Kafirlere daha fazla yapıyor dünyada. Diyor müminler has kılmış li ennem humul muntefi'une bi meb'asihi. Şimdi laqad mennallahu alel mu'minine. Diyor ve hasel mu'minine minhum. Niye müminler has edilmişler? Li ennem humul muntefi'une bi meb'asihi. Yani aslında yani İslam dinini göndermeyle, peygamberleri göndermeyle Allah kime minnet yapmış? Müminlere. Sadece müminlere mi yapmış? Peygamberi sadece müminlere mi göndermiş? Yok. Bu dini sadece müminlere mi göndermiş? Yok. Bütün insanlara göndermiş. Bütün cinlere göndermiş. E niye alel müminine dedi? E diyor. لِأَنَّهُمْ هُمُ الْمُتَّفِعُنَ بِمَبْعَسِهِ. Evet. Allah hepsine minnet etmiş. Hepsine ihsan etmiş. Bu dini herkese göndermiş. Faydalanan kim? Müminlerdir. Kafirler faydalanmıyorlar. Faydalanmadıkları için sanki onlara tek gelmiş. Kur'an huder lil muttakin. Sade muttakinlerin mi hadisimdir? Hayır, bütün insanların hadisidir. Ama fayda gören kim muttakinler? Onun için sanki onların neymiş? Hidayetiymiş. Huder lil muttakin denilmiş. Burada da İslami göndermeyle, peygamberi göndermeyle bütün insanlara, cinlere minnet etmiş. Ama faydalanan kim? Müminlerdir. Onun için alel müminine dedi. Oldu mu olmadı? Minneti beyan ediyor. Minnet nasıl minnet etti?
izba'se fihim rasulen min enfusihim. Bakın. İzba'se fihim. Fihim demeyle onları tam içinde, ortalarında gönderdi. Kimi? Rasulen, büyük bir rasul, tenün tazim içindir. O rasul da min enfusihim, onların enfuslarından idi. Onların ne? Enfuslarından idi. Şimdi şunu da diyebiliriz. İzbase fihim onların içinden gönderdi. Demek gelen peygamber melaket değil. Onlardan, insanlardan idi. Bu ayrı bir nimet. Resulen min enfusihim onların ırkından, onların dilinden idi. Yabancı biri olsaydı, Rum, Fars biri olsaydı, dili farklı olsaydı birbirinden anlaşamazlardı. İspadeleri az olurdu. Allah onların enfuslarından onlara bir peygamberi göndermeyle onlara iyilik yapmış. Ne demek min enfusihim? Min cinsihim. Onların arkından Arabiyen mislahım onlar gibi bir Arap. Bunu bir nereden çıkartıyoruz? Min enfusihimden çıkartıyoruz. Ve yahut da izbase fihim min cinsihim izbase fihimden çıkartıyoruz. Arabiyen mislahum min enfusihimden çıkartıyoruz. Olmadı mı Cahit? Güzel. Ev yahut da min enfusihim demek min vuldi. Velet de okuyabiliriz. Min vuldi İsmail. İsmail'in vuldinden gönderdi onu. Zürriyetinden onu gönderdi. Kema ennehum min vuldihi. Onlar İsmail'in soyundan oldukları gibi o Muhammed'e İsmail'in soyundan Allah gönderdi. Oldu. Peki onlardan bir peygamberi göndermeyle nasıl onlara minnet etti? Geç bir söyledik. Cinsleri o da insan, o da insan kaynaşma, anlaşma daha kolay olur. Irk akraba olunca daha farklı olur. Dil aynı olunca daha ne olur? Farklı olur. Anlaşıldı değil mi? Diyor vel minnetu fi zalike. Vel minnetu fi zalike. O izbase fihim rasulen min enfusihim. Anlıyorsun Abdülmennan. Bununla minnet nasıl oluşur? Şimdi minneti açıklıyor. Vel minnetu fi zalike min haysu innehu kane minhum. Minnet bu yönüyledir. O Resul onlardan idi. Kane lisanu vahiden. Onun ile onların lisanı. Lisan demek zikrul mahal iradetul hal. Lisanının konuştukları lügat aynıdır. Böyle olunca ne olur? Feyeshulu akhdhu ma yajibu aleyhim akhdhu anhu. O peygamberden neyi almak onlara vacip ise onun alması onlara artık kolay olur. Feyeshulu ne olur? Kolay olur. Akhdhu ma o şeyin akhzı alınması ki yajibu ne oluyor? Vacip oluyor. Aleyhim onlar üzerine akhdhu neyin akhzı? Ummanın aksi anhu resulde. Söyle Sefer Hoca. Feyeshulu kolay olur. Akzuma o şeyin aksi ki yecbu vacibdir aleyhim onlara akzuhu. Ummanın aksi anhu o resulde. Yuhibbu değil mi yecbu? Yani bizde yanlış mı basmış? Nedir? Ma yuhibbu ya da yuhibbu. Cimde şey o hayat. Yecbu değil de. Yecbu bizde. Benimki de yuhibudur. Ben yecibu de yani değil mi? Sen yecibu. Bize yecibu. Yecibu olması lazım. Ben yecibu okuyorum. Benimki de... Bizdeki de yuhibu de yecibu de. Benimki de nokta yok. Tamam. Yecibu olması lazım. Ve kanu vakifine ala ahvalihi. Bakın. Ve kanu onlardan olunca hani bir kişinin çocukluğu onların içinden gelişirse onu eskiden beri tanımış oluyorlar. Ve kanu onlar olmuşlar diyeyim. Vakifin ala ahvalihi. O Resul'ün ahvallarına vakif idiler. Hangi konuda? Fissıdkî ve emaneti. Muhammedül Emin demiyorlardı. Küçüklüğünü, gençliğini biliyorlardı, tanıyorlardı. Evet. Onun ahvallarına ne idiler? Vakıf idiler. Vakıf olunca ne olur? Fekâne zâlike. Oldu onların o vukufu akrebe. Daha yakın oldu. Lehum onlar için ile tesliki. O Muhammed'in tesliğine onlara daha ne oldu?
akrab oldu, yaklaştırıcı oldu. Fekane zalike akrabe lehum, onlara daha akrab oldu. Neye? İla tesliki. Yani bir bu Muhammed'in tesliğine yönelik onlara daha yakın oldu. Öyle değil mi? Hı hı. Ya ben peygamberim diyen kişi, adam düşünür, küçüklüğünü düşünüyor, çocuğunu düşünüyor, gençliğini düşünüyor, büyük şeyini düşünüyor, normal geçin, yaşlarını geçin düşünüyor. Bakıyor ki bugüne kadar ya bir yanlışlığın hatası olmamış, yalanı olmamış. Ha bu olsa olsa doğru olur. Ve kâne lehum şerefun bitkevnihi minhum. O nebinin onlardan olması onlar için bir şerefti. Onlar kıymetini bilmediler. Başta o ayrı bir konu. Ve fi kıraati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü'nün bir kıraatında izbâsefim Resulen min enfusihim vardı ya, min enfesihim. Anlıyorsunuz değil mi? Ve fi kıraati Resulillah, Allah Resulü'nün bir kıraatına göre, rivayet edilen bir kıraata göre, min enfusihim yerine min enfesihim. Enfes ne demek? Nefisten, nefasetten, ey min eşrefihim. O zaman izbâsefim Resulen, o Resul min ensefihim. Min en? Fesihim. Fesihim. Enfes ne demek? Min eşrefihim. Onların en eşrefinden onlara gönderdi. En eşref kabile kimse onlardan gönderdi. Ne yapıyor? Yetlu aleyhim ayatihi. Şimdi normal bu yetlu da elif olmamalıdır. Ama Kur'an'da yazılmıştır. Niye yazılmıştır? Bir bakın. Bana kalsa burada bir olağanüstü bir durum var. Onun için burada olağanüstü bir kitabet var. Nedir? O Muhammed o ayetleri okuyordu. Okur yazar bilmedi. Hayır. Bu zirvedeki fesahat belagatli bir kitabı okuması olağanüstü bir nedir? Bir durumdur. Onun için yetlu burada olağanüstü bir şey yazılmış nedir? Eliftir. Bu elif cemelerde yazılır. Cem-i vavundan sonra yazılır. Nesara, nesara, nesaru gibi yerlerde yazılır. Ama yetlu müfreddir. Yetlu, hele bunu tefsirlere bakın, burada bir şey söylüyorlar mı? Yetlu aleyhim ayatihi, o ayet nedir? Eyl Kur'an'e. Bade ma kanu ehle cahiliyetin. Onlar ehle cahiliyet den cahili iken, öyle değil mi? Muhammed geldi neydi? Onun gibi olmamış, olmayacak bir ibareyi, bir kitabı, bir takım elfazları onlara okuyor. Eyl Kur'an'a ba'de makan ehle cahiliyetin. Lem yetruk esma'ahum şeyun minel vahiy. Vahiden herhangi bir şey onların kulaklarını çalmaz iken, kulaklarına değmez iken şu an Muhammed onlara ne okuyor? Sallallahu aleyhi ve sellem vahyi okuyor. Kur'an'ı okuyor. Allah'ın kelamını, fesih bele kelamını okuyor. Duymamış yani artık. Tabii ona kulaklarına çalmamış yani gitmemiş demektir. Ve yüzekkihim ve yutahhiruhum. Onları temizliyor o Muhammed. Neyle? Bil imani. İmanla onları temizliyor. Neden temizliyor? Min denesil kufri ve tuğyani. Denes kir. Kufr tuğyana idafesi beyaniyedir. O denes ki kufr ile tuğyandır. Ve yutahhiruhum bil imani min denesil kufri ve tuğyani. İman ile onları küfür tuğyan denesinden ne ediyor? Temizliyor. Ve yutahhiruhum bil imani min denesil kufri ve tuğyani. اَوْ يَأْخُذُّ مِنْهُمُ الزَّكَاتَ Yüzekiyim demek, يَأْخُذُّ مِنْهُمُ الزَّكَاتَ demektir. Bu da olabilir. Peki, birinci mana göre önce yetlu, sonra yüzeki getirdi. Niye? Çünkü önce Kur'an'ın tilavetleri gerçekleşir. Kur'an öğrenilir. Sonra ne yapılır? İman getirecekler. Sonra o imanla onlar ne yapılır? Temiz edilirler. Ve yüzekkihim ve yutahhiruhum bil imani min denesil kufri ve tuğyan. Ev ye'ehudu minhumuz zekat. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Kitabı öğretir ne demek? El Kur'an'ı.
Hikmeti öğretir ne demek? Sünnet. Bak bazı müfessirlere göre kitap hikmeti öğretir. Hani bazılar Kur'an yeter, hadisle amel etmiyorlar, hadis yoktur falan diyorlar. Bu tefsire göre kitaptan murad Kur'an'dır, hikmetten murad nedir? Sünnettir. Allah sünneti kendisi ne etmiş? Kur'an'da vurgulanmış. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلِ بِعْسَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَمْ لَفِ ضَلَالٍ amen. Delalet demek, amen demek. Amen, körlük demek. Körlük ne demek burada? Yani gözleri görmüyorlar değil ve cehaletin. Yani bunlar Allah Resulü'nün bi'asetinden önce bunlar cehaletin içinde idiler. Ama Allah Resulü geldi ne etti? Onlara kitap ayetleri okudu. Onları imanla temizledi. Onlara kitap, hikmet, sünneti öğretti. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ عَمَنْ وَجَعَلَتٍ مُب۪ينٍ Mubin ne demek? Zahirin la şüphete fihi. Zahirin la şüphete fihi. Ha, dikkat edin. Şimdi Ebane Yubinu, Ekreme Babı. Ekreme Babı galibi mutadi gelir. Eda'e ne demek? Eda'al aleme, alemi aydınlattı. Ekreme biri birine ikram etti. Burada Ebane biri bir şeyi izhar ediyor değil. Mubin demek burada Ebane Yubinu, Ekreme Babı bazen lazımi gelir. Mubindir demek zahirin la şüphete fihi. Şüphesiz birine bir zahardır. Anlıyorsun Mücahit? Şüphesiz birine bir zahardır. Yani bakın mubini zahir ile neydi? Tefsir etti. Zahir lazımi değil mi? Evet. O zaman buradaki mubin lazımi olduğuna işaret. Şimdi ve in kanu in muhaffafetun mine sakileti. Peki böyle olunca demirüşen onun ismidir ne olur? Mahzuf olur. Ve lamu farikatun beynaha ve beynen nafiyeti. Lam hani ve in kanu min kablu lefi. Oradaki lam inne nafiye olmadığı, inne muhaffafe musakile olduğuna delalet ediyor. O zaman bu lama ne denilir? Lam-ı farike denilir. وَالتَّخْدِيرُ وَاِنَّ الشَّعْنَ وَالْحَد۪يسَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Ha, deme işaret etti ki buradaki in muhafefedir. Asli nedir? İn nedir? Demek bu inen demir, ismi demir şendir. Mahzuftur. Şeni de ona işaret etti. O bir de işaret etti ki buradaki şen şen dediğim neden ibarettir? Olay demek, hadis demek. Oldu. Şen gelince olayın büyüklüğünü ne ediyor? Ortaya koyuyor. Şen demek yani öyle bir şey ki yani dille anlatılmayacak, ifade edilmeyecek kadar büyüktür demektir. 165. ayete geldik. Yeterli olsun. Yarından bir bakın. 167 az olur. 168'e fazla mı olur? He? 166, 167. 168'de kalalım. Tamam. Yarın mecbur 168 olsun. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati arabi.